Ya bu sahip ne konuşuyor acaba? Sanırım annesinden bir şey istiyor. Aa, hoş geldiniz. Yeni bölüm başladı. Ne zamandır sorup duruyordunuz? Pitbull'un hayatı nerede? Nerede nerede? İşte buradayım. Merak etmeyin. Ölmedim. Hala yaşıyorum ama küçüğüm. İnşallah yakın zamanda büyüyeceğim. Ama ne zaman ben de bilmiyorum. Anne lütfen. Lütfen anne. Bir 500 lira versen yeter. Evladım daha dün aldım 1500 lira ne yaptın? Ya anne kızı sinemaya götürdüm para bitti. Oğlum 1500 lirayla sinemayı satın alırsın ne yaptın? Ya anne ona böyle gümüş bir kolye aldım da o yüzden bitti. Bak oğlum yan komşumuz iyi kız güzel kız ama onunla fazla yüz göz olma. Zeynep'i öyle aklına fazla sokma. Niye anne ya? Güzelim kız işte cillop gibi. Oğlum sen anne sözü dinle. O kızla fazla ilgilenme tamam mı? Yani bir kere anne ben kendi kararlarımı kendim verebilirim yani. Lan madem kendi kararlarını verebiliyorsun. 500 lirayı da kendi kendine ver. He anne o öyle çalışmıyor. Annem. Canım annem lütfen. İyi be iyi tamam. Benim yufka yüreğim lanet olsun. Al bakalım. Ya acaba bugün gezmeye çıkar mıyız ki? Sahip pek gezdirecek gibi durmuyor. Annesinin karşısında kıvranıyor ama. Bir tanesin anneciğim. Bir tane. Hadi güle güle anne. Oğlum Terminator, hazır mısın? Gezmeye gidiyoruz oğlum. Sana biftek de alacağım. Biftek mi dedi lan o az önce? Anam, en sevdiğim yemek. Bana bifteği verdikten sonra istediğinizi yapabilirsiniz. İster sevin, ister dövün. Çünkü biftek manyağıyım. Hadi sahip hadi. Lütfen beni götür. Götür sahip. Tamam tamam oğlum tamam sakin ol. Sakin Termi. Gideceğiz. Anneciğim sağ ol. Ben gidiyorum. Ne dersem diyeyim dinlemeyeceksin. O Zeynep'le takılmaya devam edeceksin değil mi? Yani en normal delikanlılık çağları. Böyle beyinle başka bir organ yer değiştirince sıkıntı oluyor. Hadi oğlum git. Anne sen de gizliden gizliye laf mı sokuyorsun anlamadım ki. Neyse videonun girişi gelsin. Öyle gideriz Terminatör. Oğlum benim de ismim ciddi ciddi Terminatör kaldı ya lan. Kimse değiştirmek de istemiyor ya. Ne kadar garip değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Bayağıdır gelmeyen serilerden birisiydi. Siz de bittiğini sandınız. Özellikle pazar günü gelmeyince. Lakin malum biraz kayıklık yaşandı. Hastalıktan dolayı grip olmuştum biliyorsunuz. Bugün arkadaşlar Pitbull'a devam ediyoruz. Pitbull'umuzla bugün yine gezmeye gideceğiz. Yalnız biliyorsunuz bir önceki bölüm bir sakatlık çıkmıştı. Bizim Yovyalı sahipler bizi bulmuştu. Ve çok fena bir şey yapacağını söylemişti. Başlıktan da belli zaten. Çok çılgın bir deneyim yaşayacağız. Bence sıkı tutunun. Gerçi tutunmanıza gerek yok. Bu bir uçak değil. Ama olsun. Siz yine de hazırlıklı olun. Bugün efsane bir bölüm olacak. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi başlayalım. 6 aylık pitbull'um. Ben böyle saçma video girişi görmedim. Bu insanlar ne kadar garip girişleri yapıyorlar lan. Gel oğlum gel. Takip et beni. Zeynep. Zeynep'le gezmeye gideceğiz. Koş oğlum. Koş. Gel bakalım. Ah klimamızın motoru. Ne de güzel çalışır. O ne lan? Terminatör. Gel bakayım oğlum buraya. Gel. Buraya sen mi işedin Terminatör? Ya ne işemesi sahip gölge vuruyor görmüyor musun? Ha sanırım bu bir pislik değil gölge. Gel Terminatör pardon oğlum seni de boşu boşuna suçladım. Gel bakalım kapıyı yine kilitli tabii. Çıkırt. Gel bakalım Terminatör. Gel oğlum gel. Zeynep'in yanına gitmek için sabırsızlanıyorum. Termi gel oğlum. Nerede kaldın? Geldim sahip. Aferin oğlum. Arkamdan ayrılma gel. Zeynep inanamıyorum. Aa, bu ne be? Bu evin sahipleri yoktu. Zengin bir aile oturuyormuştu ama ha. Sanırım sahipleri var. Görüyor musun Terminatör? Hep istediğim araba. Lamborghini. Ne kadar da güzel insanlar sahip. Ne kadar da. Bir gün ben de bu arabadan alacağım var ya. Göreceksin. Alacağım. Tabii daha annemden 500 lirayı zor alıyorum. Lambo nasıl isterim bilmiyorum ama. Oğlum çok efsane lan. Gel bakalım Terminatör. Şu aracın karizmasını aman aman. Oo, sahibi manyak çıktı. Gel oğlum. Ezecekti lan beni. Psikopat. Korkma oğlum korkma. Bak gidiyor. Oğlum çok süper lan. Bir gün inşallah alacağım. Önce 500 lirayı aldım. Ondan sonra Lambo'yu. Gel oğlum koş koş koş. Zeynep'in yanına gitmemiz lazım. Ay oğlum. Oğlum sakin ol tamam ne gördün? Ay ne gördü acaba? Ay ay o ne? Ay bu Pitbull değil mi? Vallahi Pitbull. Ay komşumuz da geldi. Ulan oğlum Terminatör bir beni beklemedin ha. Zeynep kusura bakma böyle habersiz geldim ama. Ay rica ederim Coşkun. Hoş geldin. Ya biliyorum böyle her hafta benimle çıkmak istemeyebilirsin anlayışla karşılarım ama. Parka kadar gidecektim köpeği gezdirmek için.
Gelmeyi düşünür müydün? Ay seve seve. Aa selam Joyce. Ne yaptın? Niye avlıyorsun lan? Oğlum şekil yapıyorum anlasana sahibe. Yani ben evi korurum mesajı veriyorum. Anladım. Sahipleniyorsun yani sahibini. Bir şey diyeceğim. Biz gezmeye gidiyoruz. Siz de geliyor musunuz? Bilmem. Sahip götürürse neden olmasın? En son güçlerimizi test ediyorduk. Bir daha dövüşür müyüz? Dövüşürüz. Ama bu sefer harcayacağım seni. Yavaş harca. Ben bozuk para mıyım? İmkansız. Bozuk para? O ne? Böyle insanların kullandığı yuvarlak yuvarlak metaller. Vay. Sen de bir şeyler öğrenmeye başlamışsın insanlar hakkında. Yani mecburuz sonuçta. Onların arasında yaşıyoruz ya. Bunları öğrenmemiz şart. Oğlum Joyce. Gezmeye çıkmaya hazır mısın? Hadi gidelim sahip. Hazırım. Götür beni. Ay oğlum dur sakin. İlk defa Joyce'u bu kadar istekli görüyorum. Hadi gidelim Coşkun. Hadi gidelim o zaman. Gel Terminator. Joyce sen de gel. Yalnız evinizin lokasyonu çok kötü ya. Geçecek yer yok. İnsan havuzu hemen böyle ortaya koyar mı? Gel bakalım gel Joyce. Seninle gezeceğiz. İnanamıyorum. Kim derdi ki bir gün pitbullum olacak. Ve yan komşum sevdiğim kız bana aşık olacak. Harika bir duygu. Ve işte geldik Zeynep. Park burası. Nasıl? İnsanın içi açılıyor değil mi? Ay evet. Gerçekten çok güzel. Hadi oğlum oynayın. Gel bakalım Joyce gel. Hadi gidelim gel. Koşalım şöyle. Allah'ım özgürlüğü özlemişim. Bu sahip bana tasma falan da takmıyor. Sanırım güveniyor. Gel Joyce gel. Koşturalım şöyle. Ay yalnız Zeynep ben sıkıştım ya. Şurada tuvalet var. Ben bir gidip geliyorum. Sen köpeklere bakarak olursun. Ay tamam Coşkun ben buradayım. İyi ki buradasın. İnanamıyorum. Resmen en sevdiğim kızla parka geldim. En sevdiğim kız evet. Böyle de saçma sapan cümlelerim var. Sanki birden fazla kız seviyorum da. Aa, bu ne be? Yovya mı? Bu ne biçim plaka lan? Ay, tuvaletlerin hepsi dolu galiba. Selam birader. Bu tuvalet boş mu? Sana da selam yovya. Boş. Ne oldu? Ya boşsa müsaadenle bir geçsem mi? Geçip ne yapacaksın yovya? O ne demek birader? Tuvalette ne yapılır? Tenis oynayacağım. Çekilsene. Bana bak yovya. Cücük kadar boyunla atar yapma. Bana bak. Beni böyle zengin çocuğu falan gördün ama ben mahalle okulunda büyüdüm. Döverim seni. Bak sen yovya. Sucuk kadar boyuyla artistlik yapıyor. Sana buradan bir vururum var ya. Ya birader. Bana bak benim asabımı bozma. Ben parka köpeğim pitbull'la geldim. Çekilmezsen üstüne salarım ha. Pitbull mu? Demek sahibi sensin öyle mi yovya? Aynen öyle. Sahibi benim. Onu daha böyle bebekken aldım. Yani bana çok sadık çok. Ha yani sen ilk sahibisin. Senden başka hiç sahibi olmadı öyle mi? Aynen öyle. Beni annesi babası bilir. Şimdi çekil yolumdan yoksa çağırırım ha. Çağır bakalım yovya. Ben de benim Doberman'ı çağırırım. Hemen şu ileride. Bir ıslığıma bakar. Doberman mı? Hah Doberman köpek mi be? Benimki Pitbull. Bir gelirse buraya var ya senin Doberman biter. Hem ayrıyeten hani nerede? Ben köpek falan görmüyorum. Sen çağır bakayım köpeğini yovya. Çağır lan. Sen kaşındın. Göreceksin sen. Pitbull. Terminator. Adını Terminator mu koydun? Herhalde. Sokak köpeklerine tek atıyor biliyor musun sen? 15-20 tanesini tek başına dövüyor. Yakalayamıyorsun beni Joyce. Pitbull, yakalayamıyorsun. Terminator. Sahip beni çağırıyor. O zaman git bir bak. Sahibini bekletmek olmaz. Doğru söylüyorsun olmaz. Sahip? Neredesin? Sesin şu taraftan geldi ama. Sahip? Sahip orada mısın? Lan? Yovya mı? Hayır olamaz. Hayır. Bu gerçek olamaz. Bu benim eski sahibim. Bak gördün mü? Sana avlamaya başladı bile. Bittin oğlum sen bittin. Adam gibi çekilecektin ben de tuvaletimi yapacaktım. Ne bir süsün ellerinizi sevirseniz ya vallahi. Süstürün şu iti. Rahat rahat s**amadın burada ya. Pardon rahatsızlık vermek istememiştim. Ay yani lütfen susturun şu köpeği ya. Burada önemli bir işimiz var. Ne yapıyorsun abla atom mu parçalıyorsun sanki? Bittin oğlum sen bittin. Terminator parçala. Neo Terminator? Beni unuttun mu yovya? Ekmek yediğin ele mi saldıracaksın? Ekmek yediğin el derken? Ben bu pitbull'un eski sahibiyim yovya. Bizi sattı kaçtı gitti. O günden beri bunu arıyorum.
İntikam için. Bana bak sahip, yeni sahibimi rahat bırak. Yoksa seni ısırırım. Isırırım ha. Bana saldırmayı siz öğrettiniz, unutma. Ay Coşkun. Babam mesaj atmış, eve dönmem lazım. Ha. Ne oluyor burada Coşkun? Yok bir şey Zeynep. Sen git, ben geliyorum. Ay emin misin? Köpeğin neden havlıyor bu adama karşı? Sana ne kız yavuya? Git buradan yoksa ağzını yüzünü kırarım. Ay ne diyorsun sen be? Zeynep o şaka yapıyor, benim eski bir arkadaşım. Sen git eve. Köpeğini de al git. Ay emin misin Coşkun? Ya Zeynep gitsene kızım. Ay iyi tamam be, gidiyorum. Allah Allah, ne oluyor ki burada? Joyce gel oğlum. Oralara kazmayı bırak, gel. Güzel. Sevgilin de gittiğine göre artık intikamımı alabilirim Pitbull'dan. Birader manyak mısın? O bir Pitbull. Parçalar seni. Sen onu dövemezsin ki. Benim döveceğimi kim söyledi? Sana demedim mi? Burada bir köpeğim var diye. Terminator. Bu köpeği hatırlayacaksın. Oğlum. Sucuk gel buraya. Sucuk mu? Sonunda sahip beni çağırdı. Burada beklemekten sıkıldım. Geldim sahip. Geldim. Orada mı o Pitbull? İşte buradasın. Hatırladın mı beni? Anam. Sucuk? Kocaman olmuşsun lan, sana ne oldu? Bu ne lan? Bu resmen köpek değil, at. Bu ne kadar büyük. Ben onu özenle büyüttüm Yovuya. Sırf bugün için. Terminatör. Yani senin için Yovuya. Hazır mısın? Sucuk. Ne oldu lan sana böyle? Sen Doberman'ın evine geldikten sonra sahipleri artık onu istememeye başlamış. Sen bunu dövmüşsün. Sucuğun onurunu kırmışsın. Sahipleri sokağa atıyordu. Onlardan öğrendim. Dediklerine göre bir gece yarısı evlerine girmişsin ve bu Doberman'ı dövmüşsün. O günden beridir sana kin besliyormuş. Hatırlamışsındır Terminatör. Lan senin yüzünden yuvamdan oldum. Küçük, beni hatırladın değil mi? Vay lan, Pitbull bize bakıyor hayatım. Kımıldama. Bunlar şayet kaçarsan saldırıyor. Hayatım, seni av sanıyorlar. Kımıldama. Zaten kımıldayamıyorum. Korkudan altıma işedim. Ejder! Oğlum. Vay lan. Ejder neredesin? Ejdercim saldır. Burada altımızı yaptık lan. Siz saldır mı? Ben bu komutu biliyorum. Lan sakın. Sakın yaklaşma. O ne lan? Beni tanerden ısırdı. Yaklaşma. Isırıyor beni. Ejdercim ısır onu. Lan gel lan böyle sen. Açık alana gel oğlum, açık alana. Kimsin lan sen? Kimsin? Gel böyle. Gel. Vay lan. Hayatım, bu köpek çok kötü dövüşüyor. Ejder ölecek hayatım, yardım et. Hayatım ben ne yapayım? Köpek Pitbull, korkuyorum. Ben dövüş eğitimi aldım lan. Kimsin sen? Aylon, ben yardım ederim o zaman. Şşt, hey Pitbull, otur. Büyümüş olabilirsin ama unutma ki ben bir Pitbull'um. Seni parçalarım lan, parçalarım. Bu sefer parçalanan sen olacaksın. Ben değil, senden intikam almak için bekledim. Bekledim lan. Artık intikam vakti. Hadi saldır bana. Saldır. Isır sucuk yavuya. Isıracağım. Isırmaz olur muyum? Hem de çok kötü ısıracağım. Annem ne kadar büyük. Gel buraya bakayım. Hiçbir şansın yok. Ben çok sinirlendim. Azmettim ve büyüdüm. Çok yemek yedim. Çok çalıştım. Bugünler için. Yalvarırım, çek köpeğini. Gel bakalım. Övünüp duruyordum ben Pitbull'um diye. Hadi ısır bakayım bir tur. Ne kadar zıplayabiliyorsun? Tüm gücün bu mu? Derime bile geçmiyor ısırıkların. Seni gidi zayıf. Zayıfsın sen Pitbull. Zayıf. Zayıf ve küçüksün. Beni büyümeden yenemezsin. Hayatta durdurmam yavuya. Gel bakalım. Gel. Israrak beni durdurabileceğini mi sanıyorsun? Seni küçüklük. İntikam vakti. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ve ben seni yendim. Hadi kalksana. Dur. Yalvarırım dur. Ne oluyor? Seni de mi ısırayım? Dobermanım sucuk. Sakin ol Yovia. İnsanlara zarar verme. Peki sahip. Peki. Oğlum. Oğlum Pitbull. İyi misin Terminatör?
Terminator kanıyorsun sen. Anneem. Acıyor sahip. Kusura bakma. Seni utandırdım. Dövemediğim. Bu da benim intikamım olsun. Yavuyuuu. Terminator, ihanetin bedelini öğrenmişsindir. Bir ara esaretin bedelini de izlemeni tavsiye ederim. Yavuyuuu. Güzel filmdi. Allah var. Nereden aklıma geldi bilmiyorum ama. Neyse sucuk, hadi gidelim. Olur sahip, gidelim. Geliyorum. Bu da sana ders olsun. Küçük Pitbull. Sahip, iyi ısırdım değil mi? Aç da bineyim sahip. Sahip, benim elim kolum yok biliyorsun. Açacağız yavuya, bekle. Endişelenme oğlum, seni anneme götüreceğim. Annem seni iyileştirir. Canavar, canavarsınız resmen. Ne yaptınız köpeğime? Ne yaptınız? Kusura bakma oğlum. Eşeklik bende. Hiç sürtüşmemem lazımdı. Siz seninle alakası yok sahip. Sen ne yaparsan yap. O bana o köpeğe saldırtacaktı. Ne kadar büyümüş lan sucuk. 2 metre falan vardı. Endişelenme Terminator. Büyüyeceksin oğlum. Sen de büyüyeceksin. Önce iyileşecek, sonra büyüyeceksin. Ve ardından o sucuktan intikamını alacaksın. Harbi mi sahip? Herhalde oğlum, ne sandın? Serinin adı Pitbull'un hayatı. Sucuğun hayatı değil. Merak etme. Ben niye sallanıyorsam? Merak etme oğlum. Seni götürüyorum gel. Annem seninle ilgilenecek. Oğlum ya, kusura bakma. Bu parka hiç gelmemeliydik. Senin suçun değil sahip. Sana kızmıyorum. Gel oğlum gel. Annem inşallah iyileştirir seni. Gel. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün sahibimiz bizi parka getirdi. Geziyorduk ne güzel. Ve Sivas Kangal ile takılıyorduk. Lakin eski sahibimiz geldi. Yanında da bizim eski sucuk vardı. Sucuğu hatırlamışsınızdır önceki bölümlerden. Maalesef kendisi bayağı büyümüş ve bize saldırdı. Şu an ağır yaralandık. Sahibimiz bizi eve götürüyor. Bakalım iyileşebilecek miyiz? İntikamımızı alabilecek miyiz? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ayıptır sorması. Evsizliğin nesi havalı? Ay nesi havalı olacak be? Resmen kimseden yardım almıyor. Bir erkek gibi tek başına savaşıyor hayatla. Ay bence çok havalı. Cansu, akşamları barlarda böyor garsonluk yapıyorsun biliyor musun? Bazen barmenlik falan da. Yani Cansu, alın teriyle para kazanıyorum. Kendi kendime yetiyor. Ay ne kadar erkeksi. Ay Beşir. Bazen yiyecek ekmeğim olmuyor Cansu. Ekmek kırıntıları falan topluyorum. Yani hayatta kendi başıma duruyorum Cansu. Lan Allah'ın işsizi. Baban multimilyoner lan. Sen ne anlarsın Murat, Allah Allah. Ben babamın evini bilerek terk ettim. Çünkü ben artık adam oldum adam. Aynı fikirlere sahip değildik. Babamla uyuşamıyorduk Murat. Lan senin ne gibi bir fikrin olabilir ki oğlum? İşin gücün karı kız. He sen anlamazsın, yaşın tutmuyor senin. Sen beynin büyüsün, ondan sonra gel. Öyle Cansu. Ay gerçekten çok havalı. Beşir, beni yattığın sokağa bir götür. Oraları görmek istiyorum. Lan okulun karşısındaki köprünün altında tinerci dolu. Gidin oraya görün. Kafanız mı güzel lan?